Bankasiye ile ilgili iktidarın tutumu bugün ortaya çıkmış değil ki. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan kendi düşüncesini paylaşmayan, kendisine karşı duran, kendisini eleştiren her kurum ve kişiyi toplumdan enterne çalışan bir siyaset adamı. Devlet adamı demiyorum, siyaset adamı diyorum. Bankasiye ile ilgili daha önce açıklamalar yaptı, hedef gösterdi. Beklediği ki bu açıklamadan sonra... Bütün mudiler, bütün müşteriler kuyruklara gelecekler, Bankasiyenin bir günde mevduatlarını çekecekler. Bankasiyete böyle çökertilecekti. Başarılı olmadı tam tersine. Vatandaş Çerçep Tayyip Erdoğan'ın bu art niyetini çok iyi değerlendirdiği için... Recep Tayyip Erdoğan'ın artık bu memlekette hukuk dinlemez, sultanlığa soyunan bir siyaset adamı olduğunu gerçeğini gördüğü için tam tersini yaptı vatandaş. Biraz daha mevduatları artırdılar. Ciddi bir şekilde bakanın güçlü bir noktaya geldi. Hatta evet. imtiyaz sahibi ortaklar yeni ortak ortaklıkları yeni paralar koydular. Şimdi bu yolla batmayacağını anlayınca her konuda olduğu gibi yeni hukuksuzlara başvurdular. Burada tamamen keyfi Recep Tayyip Erdoğan istedi diye bu düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin arkasında bir de 18. maddeye göre atama yaptık diyor. 18. maddeye göre atama yapma yetkileri yok. Ancak Bankalar kanunun 71. maddesine göre atama yetkileri var. Dolayısıyla baştan sona hukuksuz bir operasyonla karşı karşıyayız. Bakınız bütün bankaların hisselerine düşme görüldü. Kim bunun hukuki ve ahlaki sorumluluğunu alacak? Bugün en büyük bankaların hisse senetleri yüzde yedi, yüzde Hem kamu hem özel bank. Başka bir şey var daha karar alınmazdan evvel ver buraya el konulacağı el altından sızdırılıyor ve maalesef çok çirkin ve pis bir oyun oynanıyor. Şimdi burada tam bir hukuksuz işlem var. Yargının bu işlemi vakit geçirmeden iptal ederek bu atanan kişileri görevden uzaklaştırması. Atananlar da çok ilginç. Vatandaşlarımızın basının bu atanan kişilerin kimliğiyle iktidarla olan bağlantılarıyla geçmişte iktidarın hangi talimatların gerektiğini yerine getirdiğini araştırıp kamuoyuna duyurlarsa sanırım yapılan tasarrufun da ulaşılmak için hedef daha berrak bir şekilde görülür. Bu tür eksiklikler varsa böyle el koyma yetkiniz yoktur. Bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli bir öneri süre vererek bunların giderilmesi için uyarmanız gerekiyor. İkaz etmeniz gerekiyor yasaya göre. Bunu yapmıyorsunuz. Bu ikazdan sonra verdiğiniz sürede imtiyazlı ortakların kişisel bilgileriyle ilgili eksiklikler giderilmezse yine yasaya göre el koymak için bir yıllık bir bekleme süresi var. Nerede kaldı bu süreler? Bunun hangisini hukuka sığdıracağız? Devlet yönetiminde görev alan insanlar haksızlık ve hukuksuzlukla gündeme çıktığında yasalar çerçevesinde karşıdaki insanların haklarına, hukuklarına saygı duyarak davranmak mecburiyetindedir. Bir başbakan düşünün, bir cumhurbaşkanı düşününüz ki bir cemaatla çatışıyor ve sokaktaki Ahmet Efendi gibi ininize gireceğim diyor. Hiçbir kimsenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını inde yaşayan varlığa benzetme hakkı yoktur.